kalktı motor. Yarım saate kalmaz Kadıköy'de oluruz. Minibüs geldi zaten. Bekliyoruz biz. Konuştun değil mi şoförle? Herkesi evine bırakacak. Tabii tabii. Akşam da alacak. Kına gecesini götürmek için. Harika. Ay Emir, öyle eğlendik ki hamamda. Şarkılar, göbekler. Herkes çok mutlu oldu. Çok sevindim. Şimdiden çok yoruldum ben de. Yarın nikahta ne yapacağım bilmiyorum. Neyse artık. Balayında bol bol dinleniriz. Sen öyle zannet. Kına gecesi salonda olacakmış madem. Düğüne gidemiyoruz diye hiç üzülmeyelim biz. Ama ne salonu, küçücük bir yer tutmuşlar. Bir şey de beğen be kadın. Bak bak, koluna kapışıyorlar. Kızım, sağ şunu boynuna, hasta olacaksın. Emir herkese selam söyledi. Saatler olsun da dedi mi? Anlattım hamam macerasını, çok güldü. Niye utandırıyorsun kızım bizi? Aa. Ne var utanacak can? O da senin çocuğun artık. Üç gün sonra görürüm ben bunları. Minibüs gelmiş. Kadıköy'de bekliyor Emir. Herkes evine bırakılacak. Motorlar, minibüsler, masraf kıyamet. Aferin damada, nasıl da düşünmüş her şeyi. Senin damadın düşünmüyor. Aman, aman o düşünmesin zaten. Sürpriz diye yaptığını gördük. O kadınla Fikret'i burun buruna getiriyordu yine. Hangi kadını? Ne kadını? Ben kadın mı dedim? Cevriye Hanım. Hadi hesap verin bakalım. Kimden söz ediliyor Reyhan? Nedir mesele? Nasıl burun buruna geliyorduk? Ya Mithat Ali Rıza amcalara sürpriz yapmak için müzisyenleri çağırmıştı ya. Tesadüf, solist diye de o gelmiş. Kim? Bizim eve. Allah'tan kapıda rastladım da kovaladım. Tesadüf Fikret abla, vallahi başka bir şey yok yani. Tahsin gördü mü? Yok canım. İstediğin en büyük yemini ederim ki görmedi. Aa, inanmıyor musun bana? Haberi de olmadı hiç. Mithat da söylemedi. Bir de söyleseydi bari. Tövbe tövbe. Yok bir şey yok. Hadi sıkma canım. Geçti gitti kapan. Ay ne oldu kızlar? Piliniz mi bitti? Hadi. Hadi söyleyeyim bir şeyler. Durmayın, oynayın. Hadi. Yaşa sen Cevriye teyze. Hadi, hadi bakalım. Hadi kızlar hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi kalk. Ya eve girseydi düşünebiliyor musun? Ya karşılaşsaydı hem de bizim evde. Karşılaşmadınız işte. Bırak düşünme. Neredeyse bu tesadüf için bir işaret diyeceğim. Ne işareti abla, yapma Allah aşkına. Hala kendi içimde Tahsin'le devam etme kararını sorgularken. Gerçekten devam etmek istiyorsan unutacaksın. Başka yolu yok bunun. İstiyorum. Ama unutmak hiç kolay olmayacak. Şimdi daha iyi anlıyorum. Öyle derin bir yara ki bu. Hiç kapanmayacak. Ömrüm boyunca hep sızısını hissedeceğim. Ama onunla yaşamayı öğrenmek zorundayım. Şimdi çok zor geliyor. Zamanla kolaylaşır mı onu da bilmiyorum. Yapma ya. O kadar düşük mü fiyatlar? Temsilleri ne mesela? Yok artık. Peki kiralar ne orada? Ne getirir sence? Anladım. Tamam. Peki mutfak dolapları için ne yollayacağım ben sana? Var var. Hesap numaran kayıtlı. Tamam, hemen internetten havale edeceğim şimdi. Sağ ol. Sana da. Hayırlı işler. Şu Trabzon'daki evle uğraşıyorum. Anladım. Ne oldu, bitti mi?
İşte bitti bitecek. Aman bitsin de patronlar da rahatlasın biraz. Ben de öyle diyordum ama bu gidişle zor. Baksana adam 50-60 bin liradan fazla etmez diyor. Deme. Bayici düşük oran. Kiralar da öyle haliyle. Yani bizimkilerin derdine derman olacakmış gibi görünmüyor. O paraya burada hayatta istedikleri gibi bir yer bulamazlar. Nerede? Yani banka kredisiyle falan üstünü tamamlarlarsa... Aman aman. Ali Rıza Bey'e banka kredisi deme. Hem nereden edecekler? Leyla'nın durumu malum. Necla desen... Aman onu deme zaten hiç. Kibirlinin teki. Ondan hayır gelmez. Parasıyla hava atsın ancak. Şevket de çıkınca iş bulacak mı hemen, bulamayacak mı? Ne yapacağı belli değil. Zor yani. İş gene sana düşüyor Tahsin. Elimden geleni yapacağım tabii ama... ...bende de 4 çocuk, 7 nüfusuz abi. Yine elimi eksik etmem üstlerinden. Nereye kadar yardımcı olurum bilemem. Neyse. Allah büyük, elbette bir çıkış yolu bulunacak. Evlenme yıl dönümleri keyifli oldu ama değil mi? Çok. Sazcıları nasıl buldun? Bilmem. Fena değiller diye eğlendirdiler. Solist olsaydı iyi olacaktı ama. Hadi çabuk olun, bir an önce yola çıksın o kamyon. Cevriye anne sana bir şey dedi mi? Ne hakkında? Yani eğlendim, eğlenmedim falan gibi bir şey. Yani bayılmış o, bayılmış. Aman iyi, memnun oldum. Bugün de hamam sefasındalar. Akşama da kına gecesi. Annem eğlenceye doydu anlayacak. Ay, nereden bu kadar pes ettim? Bence de oturun artık. Akşama dökülecek kurdunuz kalsın biraz da. Merak etme Cevriye abla, bizde daha çok var. Belli. Ay. Ah yazık, şuraya bakın. Ya ne fena değil mi? Yandı canım yine. İtalya'dayken televizyonda verdiler. Ama böyle yakından görmek insanın içini burkuyor. Hem de nasıl. İstanbul'a ilk adım attığımız yer. Trenden inince nasıl seyretmiştik İstanbul'u hatırlıyor musun? Nasıl unuturum? Annem şehrin ihtişamından korkmuştu. Çok güzel. Çok büyük. Ham der yutar bu şehir adamı vallahi. Şimdi o da bizim gibi yaralı. Telefonu. Kim? Ceyda. Hiç uğraşamayacağım.